Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Değerli dekanım, aziz misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Aile İnşaat Dini Rehberlik Daire Başkanlığımız bünyesinde tertiplenen bugünkü panelimize hoş geldiniz. Biz ne konuşacağız? Aileyi konuşacağız. Ailede sevgi ve samimiyeti konuşacağız. Toplumun çekirdeği olan aile artık demek belki biraz abes kaçıyor. Bizim teşkilatımız, başkanlığımız bünyesinde bir daire olarak ve il ve ilçelerimizde aile irşat ve rehberlik, dini rehberlik, aile irşat ve rehberlik birimi olarak da faaliyet gösteren çok önemli bir birimimiz. Bu çerçevede bugün ailede sevgi ve samimiyet konusunu iki konuşmacımız inşallah. Birinci olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Doktor Hatice Koç Kanca Hanımefendi ile ocağında inşallah başlatacağız. Ailede sevgi konusunu inşallah bizlere anlatacak. İkinci olarak da ailede samimiyet konusuyla yine Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde uzman vaiz olarak görev yapan Hasan Küçük hocamız inşallah ailede samimiyet konusunu bizlere aktaracak. Tabii aile konuşulmaya değer çünkü biz batılılaşmayla beraber maalesef bizler ne kadar İslami hassasiyeti yüksek olan bizler dahil olmak üzere her ne kadar biz Batı'nın efendim gelişmişliğini alalım, bilimini, tekniğini alalım desek de şunu üzülerek ifade etmeliyiz ki kültür emperyalizmiyle maalesef evlerimizin içine kadar Batı'nın ailemizi, aile düzenimizi, ailedeki ilkeleri yerle bir edecek bir saldırıya maruz durumdayız. Maruz bırakmışız. Bunun da efendim böyle bir saldırıda toplumun her kesimi yer alıyor. Biz de yer alıyoruz. Dolayısıyla aile irşat ve rehberlik birimimiz bünyesindeki bu tür aile faaliyetleri aileye yönelik, ailenin korunmasına yönelik, ailedeki efendim ahengi, düzeni, ailenin ayakta durmasını sağlayan ilkeleri ayakta tutma noktasında bizler bu konuyu çok konuşmamız gerekiyor. Konuşmaktan öte tabii ki tatbik noktasında çok ciddi bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. İlk insan biliyoruz ki aile kurumu olarak insanlık tarihi başladı ve Allah'ın gönderdiği ilahi mesajların ilki sahifeler olarak bizim çocukluğumuzdan bu yana bizim öğretimizde yer alan her birerimizin öğrendiği Adem Aleyhisselam'a verilen sahifeler bir devlet düzenini dizayn etmeyi hedefleyen nizamnameler değil ya aile düzeniyle ilgili prensipler vardı muhakkak. Dolayısıyla aileyi ayakta tutacak ne gerekiyorsa, hangi ilkeler varsa, hangi kurallar varsa o ilkeleri, kuralları daima ayakta tutmak gerekiyor. Bu çerçevede bu işin başı da sevgidir. Malum. Sevgisiz olmaz. Konuşmacılarımız ayetler, hadisler ve konuyla ilgili bütün ayrıntıları bizimle paylaşacaklar inşallah.
Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama önce bir özürle başlamış olayım. Normalde bu tür programlar vaktinde başlaması gerekir. Yani saat 10 demiştik, ondan itibaren burada bulunup da bu saate kadar beklettiğimiz kardeşlerimizden özür diliyoruz. Biz bir salon programı düşününce burada ders de olabileceğini hesaba katmamıştık. Dolayısıyla burada aslında hocalarımızın dersleri varmış, onu da ders gitmiş ve teneffüs ile beraber 10.30'da yeni derste başlayacakmış. Bu nedenle böyle bir gecikme oldu. Bu nedenle özür diliyoruz. Alışmalıyız buna. Yani saat 10 dediysek hem dinleyiciler hem konuşmacılar yerinde hazır olmalı ve program başlamalı idi. Ama böyle bir aksaklıktan dolayı tekrar özür diliyoruz. Ben sözü uzatmadan fazla ailede sevgi başlığı altında Doktor Hatice Koç Kanca hanımefendiye sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Elhamdülillahillezî en'ame aleyna bil-İslam. Elhamdülillahillezî nevvere kulübena bitilaveti'l-Kur'an. Elhamdülillahillezî cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Sevgiden tatlılar misafileşir. Sevgiden bakır altın kesilir. Sevgiyle dertler derman bulur. Ölüler sevgiyle dirilir. Ve sevgiden şah bile kul olur der Hazreti Mevlana. Öncelikle bu coğrafyada size bir sırrı fahş etmeye ya da herhangi bir sırrı size ifşa etmeye gelmiş değilim. Ya da size bir iksir sunmaya gelmiş değilim. Zira bu yeşillikler, bu acılı gurbet ve yakıcı gurbetlerin yaşandığı bu coğrafyada siz zaten sevgiyi en iyi bilenlersiniz. Ben aile haftası nedeniyle başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu panel dizisinde sizinle sevgiyi hasbihal etmek üzere buraya gelmiş bulunuyorum. Zira bu sevgi gerçekten bir iksirdir ve bu iksir bize has olan, bana has olan, sadece benimle var olan bir iksir değildir. Bu birlikte yaşarken, birbirimizle beraberken ortaya çıkan ve birlikteyken anlam kazanan bir iksirdir. Evet, çok güzel bir coğrafyadayız gerçekten. Bu coğrafya hem benim için hem sizler için çok özel bir coğrafyadır. Sadece yeşili ve mavisinin bir arada olmasından kaynaklanan, güzelliğinden kaynaklanan bir coğrafya değildir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Karadeniz insanı hep özel, hep sevgi dolu, hep sevecen bilinir. Amerika'ya da gitseniz, Türkiye'nin herhangi bir şehrine de gitseniz, siz eğer birisiyle candan konuşuyorsanız herkes sizin Karadenizli olduğunuzu bilir. Çünkü siz sevgiyi yüreğinde hisseden insanlarsınız. Evet, biz sevgiyi yüreğinde hisseden bir peygamberin, karşılıksız seven bir peygamberin, birbirini yiyen, birbirini kesen, kız çocuklarını toprağa gömen bir peygamberin bir sevgi medeniyeti inşa etmesiyle var olan ve onunla bu varlığımızı sürdüren ümmet taifesiyiz. O yüzden sevgi bizim medeniyetimiz için son derece önemli, son derece güçlü bir itici unsur ve temel dinamiktir. Karşılıklı sevginin ve ailedeki sevgi unsurunun niteliklerini anlatmaya çalışacağımız bu panelde aslında sevgi olmasaydı, bu mağduriyet iklimini bırakıp da ta Almanyalara giden eşimizi neden beklediğimizin cevabını bulamayacaktık. Ya da burada ekmek bulamadığı için Bursa'ya, İzmit'e, İstanbul'a koşan nişanlısını, eşini, biraz büyümüş evladını neden gurbetlere gönderdiğinin cevabını bulamayacaktık. Ve aslında biz sevgiyi bilmiyor olsaydık, balkonumuzun dibinde oynayan çocuğa annenin 10 dakikada bir yukarıdan
İçindeki kopan fırtına her neyse, onu o balkona sürükleyen her neyse, sürekli neden onu kontrol ettiğine dair mekanizmayı belki de hiçbir zaman anlamayacaktık. Ama şimdi anlıyoruz. Çünkü biz hem sevgi inşa eden bir medeniyetin, o medeniyetin kurucusu olan peygamberin ümmetiyiz, hem de bize bu sevgiyi sunan Rahman'ın kullarıyız. O Rahman ki bize şöyle buyuruyor. Rum suresi 21. ayet. Allah-u Teala diyor ki, emrediyor ki, kaynaşasınız diye size kendi cinsinizden eşler yarattım ve onlarla aranızda sevgi peyda etmeniz benim varlığımın delillerindendir. Neymiş Allah-u Teala'nın bizden isteği? Kaynaşmamız. Peki bunun için ne yapmış Allah-u Teala? Bize birbirimizin cinsinden eşler yaratmış. Peki bu kaynaşmayı hangi metoda, hangi yola, hangi yordama bağlamış? Sevgi yordamına. Diyor ki, sevgi benim varlığımın delilidir ve sen varlığını sürdürmek için, kendi varlığını, neslini devam etmek için, ettirmek için sevgi yolunu, sevgi metodunu benimseyecek ve bu şekilde kaynaşmayı gerçekleştireceksin. Eksenin sevgi olacak, metodun sevgi olacak ve bunu yaparsan bu sevgi benim varlığımın da delili olacak. Yani Allah-u Teala kendi varlığının ispatını dahi bizim aile kurumumuzu ortaya koyarken onun odağına yerleştireceğimiz noktayı sevgi olarak bize sunmuştur. Hem varlığının delili hem de bizim varlığımızın idamesinin delili olarak. Allah-u Teala bu sevgi ile aranızda ünsiyet kurun. Onunla ülfetleşin. Onunla birbirinize bağlanın diyor. Sonra Furkan suresinde iyi kullar Allah-u Teala'ya ey Rabbimiz eşlerimizi bizler için göz aydınlığı kıl diyor. Neden? Çünkü sevgiyle oluşan eşlerimizi ve çocuklarımızı, sevgiyle oluşan yuvalarda eş ve çocuk bizim için göz aydınlığıdır. Ve bu göz aydınlığı Bakara suresinde siz onlara örtüsünüz, onlar da sizler için örtüdür ayet-i kerimesiyle sevginin bir sarıp sarmalama, bir örtme, yeri geldiğinde açma olduğunu ifade ediyor. Kusuru örtme, iyiyi açma ve idame ettirme. Peki, ailenin kurulması sadece ve sadece biyolojik olarak, fiziksel olarak bir arada yaşama anlamına gelmiş olabilir mi? Allah-u Teala sadece fiziksel olarak birlikte olmayı, birlikte bir takım ortak paydalarda buluşmayı bizden istemiş olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala bizden aile olduğumuzda en önce ruhlarımızın kaynaşmasını ister. Ve bu da elbette ki odağa sevgiyi koyarak mümkün olur. Zira ailenin kurulması sevgi ile mümkündür. Korunması yani idame ettirilmesi, muhafaza edilmesi ve sürdürülmesi de yine sevgiyle mümkündür. Bugün ailemizin en büyük problemlerinden olan ve dışarıdan bakanların özellikle Batı'nın sevinerek seyrettiği en büyük sorunumuz ailelerin yıkılması, boşanma sürecinin giderek hızlanması ve artması ise sevgi eğitiminden kaynaklanmakta, sevgi kaybından kaynaklanmaktadır. Oysa Allah-u Teala bize sevgiyle kaynaşın emri vermektedir. Bakınız, hayatın temel bileşeni olan sevgi, Peygamber Efendimizin aile modelinde açıkça ortaya çıkar. Peygamberimiz ortaya koyduğu model ailesiyle bir hane-i saadet inşa etmiştir. Hane-i saadet bugün bizim için bir ütopya değildir. Zira ütopya olmuş olsaydı bizim için örneği olmamış olması gerekirdi. Oysa Peygamberimiz bir model, bir örnek, bir şablon aile sunarak bize
hane-i saadeti armağan etmiştir. O bizim için en büyük armağandır ve Peygamberimiz sevginin bütün niteliklerini hane-i saadette bize göstermiştir. Bakınız, sevgi görülmek ister, sevgi duyulmak ister, bilinmek ister, dokunulmak ister ve bunların affedilmek ister, emek ister, özveri ister, fedakarlık ister ve bunların hepsi hane-i saadette mevcuttur. Nasıl mevcuttur? Bakınız, Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin suyunu içtiği yere dudağını değdirerek su içer. Çünkü o sevgisini görünür kılmak ister. Bir gün Hazreti Ayşe Peygamberimize, "Ya Resulallah, beni seviyor musunuz?" diye sorar. Peygamberimiz gözlerini dikerek mübarek gözlerini, "Elbette seviyorum ya Ayşe" der. Tabii Hazreti Ayşe kadındır. Biz kadınlar kısa cevaplarla yetinmeyiz. Bize uzun uzadıya açıklamalar gerekir, değil mi? Bu sefer der ki, "Peki ya Resulallah, nasıl seviyorsun beni?" Efendimiz mübarek gözlerini tekrar Hazreti Ayşe'ye diker ve der ki, "Gördüğüm gibi seviyorum ey Ayşe." Bu cevap Hazreti Ayşe'yi çok memnun eder. Zira kördüğüm çözülemeyecek, sapasağlam, yerinde duran bir düğümdür ve Hazreti Ayşe artık ne kadar sevildiğini anlamıştır. Ama o bir kadındır ve ara ara bu sevgiyi yoklamak ister. Ancak sorusunun tarzı ve rengi değişmiştir. "Beni seviyor musunuz?" diye sormaz. "Ne kadar seviyorsunuz?" diye sormaz. Aradan zaman geçtikçe Peygamberimize der ki, "Ya Resulallah, o gördüğüm ne alemde?" Ve Peygamberimiz yine ne cevap verir biliyor musunuz? "İlk günkü gibi ey Ayşe." Evet, biz kadınlar bu model peygamberin model olarak sunduğu sevgiyi hanımına nasıl ifade ettiğini görür ve dizilerde sunulan, o ekranda sunulan şeyleri değil de bunu isteriz, bunu istemeliyiz. Zira bugünkü dizilere baktığımızda kadın ve erkek pahalı restoranlara giderler, otururlar, güzelce yemeklerini yerler. Sonra bir kutucuğun içinden bir mücevherat çıkar ve o mücevheratla birlikte adam çok amiyane olacak ama hanımı kandırmış olur. Peki biz ne yaparız? Aynı şeyi eşlerimizden beklemeye başlarız. Oysa biz Karadeniz insanıyız. Bizim eşlerimize belki de model olarak sunulan aileye baktığımızda, eşlerimizin ailelerine, hiçbir zaman babası annesine çiçek almamıştır. Dolayısıyla bizim eşimiz de bize çiçek alsa bile onu gazetelerin içine sarıp sarmalayıp getirme ihtiyacı hisseder. Ve biz her seferinde bu dizilerdeki, ekrandaki bu sevgi gösterilerini gördükçe sorun çıkarır. Çok affedersiniz. Dır 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 ede ede eşlerimizin başının etini yemeye başlarız. Oysa bizim modelimiz o değildir. O batının modelidir. Biz kendi modelimize bakarak eşimizden sevgi beklemeliyiz. Eşimizin bize su getirmesi yahut da bağda bahçede bize yardımcı olması, çocuğumuzu okula götürürken elinden tutması bir sevgi ifadesidir. İlla ki bize pahalı mücevheratlar alması gerekmez. Alamaz da zaten. O ekranlardaki mücevherata bizimkilerin maaşları yetmez. Ama biz o gönüllerindeki sevgiyi mücevherat olmadan da ortaya çıkarabilecek vasıfta ve potansiyelde olmalıyız. Ekranların sunduğu sevgi anlayışını değil, Peygamberin sunduğu sevgi anlayışını model edinmeliyiz kendimize. Bakınız, farisi komşusu Peygamberimizi ziyarete gider ve der ki, "Ya Resulallah, yemek hazırladık. Buyurun, bizi müşerref edin, yemeğimize teşrif edin." Resulullah eşiyle birliktedir ve eşi de kendisi de açtır. Der ki, "Eşimi de davet ediyor musunuz?" Farisi komşu, "Hayır ya Resulallah, sadece sizi davet ediyorum" der. Bunun üzerine Peygamberimiz eşinin de aç olduğunu bildiği için, "Eşimi de davet eder misiniz, ediyor musunuz, onu da çağırıyor musunuz?" der.
Yine Farisi komşu, hayır ya Resulallah, sadece sizi çağırıyorum deyince Resulullah ısrarına devam eder. Yani eşimi çağırmıyor musunuz deyince adam artık meramı anlar ve der ki, buyurun ya Resulallah, hep birlikte yiyelim. Eşi açken kendisi davete gidemeyen bir modelin peygamber ümmetiyiz. Bir başka örnek. Hazreti Ayşe biliyorsunuz peygamberimizin biricik eşidir. Kendisiyle olan sevgisi hepimize örnek, hepimize modeldir. Fakat Safiye annemiz de yemek pişirme konusunda eşler arasında en mahir olandır. Yemek konusunda diğer eşlerin eline su dökemediği cinstendir. Bir gün peygamberimizin Hazreti Ayşe'de gecelemesi gerektiği bir gece, biliyorsunuz sırayla geceliyordu peygamber efendimiz. Safiye annemiz yaptığı güzel yemekten efendimize ikram etmek ister. Kölesiyle birlikte tabağa bir miktar yemek koyarak peygamberimize gönderir. Hazreti Ayşe tabağı görür görmez büyük bir kıskançlık gösterisine girerek hemen kalkar, kölenin elindeki tabağı yere iter ve düşürür. Peygamberimiz gözlerinde öfke bulutları kabarmış bir şekilde ayağa kalkar. Hazreti Ayşe'ye hiçbir şey demez, sadece bakar. O bakışından Hazreti Ayşe o kadar etkilenir ki, yaptığı hatayı anlar ve der ki, bugün bana kötü bir söz söylemesinden Allah'a sığınıyorum. Resulullah'ın bana kötü bir laf etmesinden, bana kızmasından Allah'a sığınıyorum deyince, Peygamberimiz öfkesini yenerek, ona hiçbir kötü muamelede bulunmadan yere eğilir, kırılan tabağı ve yere dökülen yemek parçalarını toplamaya başlar. Bunu görünce Hazreti Ayşe yaptığı hatanın büyüklüğünün farkına varır. Zira Peygamberimiz makul bir şekilde eşini protesto etmektedir. Ona kızmamıştır, ona bağırmamıştır. Sadece gözleriyle fikrini beyan etmiş, sonrasında da bir eylem ortaya koyarak makul protestosunu gerçekleştirmiştir. Peki bunu gören Hazreti Ayşe ne yapar? Telafi etmek ister yaptığı hatayı. Hemen, ya Resulallah, ben bu durumu nasıl düzeltebilirim? Hatamı nasıl telafi edebilirim diye sorunca Peygamberimiz buyurur ki, aynı tabağı köleye verip Safiye'ye geri gönder. Ve Hazreti Ayşe hemen tabağın aynısını gönderir ve kendisini affettirir. Bakınız, kızmak, bağırmak, öfkelenmek değil, makul protestolar ve makul bir şekilde hatamızı fark etmek, o hatayı tolere etmek için elimizden geleni yapmak, adım atmak ve o adım doğrultusunda karşı taraftan af beklemek, affı bulmak. Peygamberimizin bu örnekle gösterdiği budur. Bize sunduğu model budur. Evet, Peygamberimiz sevginin niteliklerinden olan dokunulmayı da aynı şekilde göstermiştir bize. Yeri gelmiş Aişe'sinin dizine yaslamıştır başını, yeri gelmiştir omzuna. Zira sevgi bu niteliklerle vardır. Bu niteliklerle ortaya çıkar. Ve sevgi zorla olmaz kıymetli konuklarımız. Sevginin zorla olmadığını bize en iyi ispat eden köle Berire'dir. Köle Berire kölelikten kurtulduktan sonra biraz çirkin olduğu varsayılan ve öyle anlatılan kocası Muhis'ten ayrılmak ister. Fakat Muhis ona aşıktır. Ayrılmak istemez. Gider peygamberimize der ki, Berire beni boşamak istiyor ama ben onu çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum ya Resulallah. Bize bir el atsan. Peygamberimiz davet eder Berire'yi ve der ki, Berire, Muğis seni çok seviyor. Gel, sen onu bırakma. Bu aile yuvanıza devam edin. Kıyamete kadar kulağımıza küpe olması gereken bir söz söyler Berire ve der ki, ya Resulallah, sen bu söylediğinle Allah'ın bir emrini mi bana beyan ediyorsun, yoksa kendi insani, beşeri
vazifeni mi yapıyorsun? Resulullah buyurur ki, bu benim beşeri bir vazifemdir. Allah'ın bir vahyi söz konusu ya da emri söz konusu değildir. Bunun üzerine Belir eder ki, hayır ya Resulallah, ben o çirkin adamla evli kalmam, ben ondan ayrılacağım der ve Resulullah artık hiçbir müdahalede bulunmaz. Zira o da bilir sevginin zorla olmayacağını. O da keşfetmiştir bu durumu elbette. Zira Rahmani olan bu sevgi Rahman'dan ona büyük potansiyellerle verilmiştir. Bir diğer örnek. Babası kızını istemediği bir adama vermek ister. Kız buna itiraz eder. Birlikte Resulullah'a şikayete gelirler. Resulullah kıza der ki, evlenmeyecek misin babanın istediği adamla? Hayır, kesinlikle evlenmeyeceğim onunla der. Sonra baba sorar Resulullah'a, zorla evlendirme yetkim yok mu? Hayır der Resulullah, zorla evlendirme yetkim yok. O zaman evlilik olmayacak şekilde karar alınır ve tam ayrılacakken kız Resulullah'a döner ve der ki, ya Resulallah tamamdır artık, ben babamın istediği kişiyle evlenmeye hazırım. Peygamberimiz döner ve der ki, iyi de az önce neden razı olmadın? Çünkü der, bu konuda babalar yetkilerini öğrensin istedim. Babanın yetkisi sevginin başladığı noktaya kadardır. Sevginin başlamadığı noktada babaya yetki verilmez. İşte o yüzden, tamam hocam hemen toparlıyorum. İki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Konuşmamın içerisinde zaten birinden bahsettim. Dırdır diyoruz biz buna. Hanımlar tarafından olan problem, onu söyleyeceğim. Bir de beyler tarafından olan probleme değinip hemen kapatacağım vaktimiz sınırlı. Evlendiğimiz günden beri bize yapılmasını isteyip de, bekleyip de göremediğimiz her şeyi tıpkı bayat bir yemeği yer gibi her gün soframıza koyuyoruz hanımlar. En büyük sorunumuz budur. Buna kadın dırdırı diyor kitaplar. Her gün ta evlenirken bize alınmamış bir yüzük varsa 10 yıl sonraki evliliğimizde bu bizim soframızın ana konusu olabiliyor. Tıpkı bir bayat yemek gibi. Oysa kalbimizin hafızası yoktur. Hafızası olmayan bir organa hafıza kartı takarak sürekli eskimiş problemlerimizi gündemde tutmaktan vazgeçmeliyiz. Birincisi bu. İkinci problem benim gördüğüm ve en büyük yine günümüz problemlerinden birisi beylerin teknoloji bağımlılığı. Üç hareketimiz var meşhur. Herkes anladı mı hareketi? Evet. Bu üç hareket bizi çocuğumuzdan ve ailemizden, sevgi bağlarımızdan koparmak üzeredir. Lütfen dikkat edelim. Evimize geldiğimizde eşimiz ve çocuklarımıza ayıracağımız zamanı cep telefonumuza ve tabletimize değil, lütfen eşimize ve çocuğumuza ayıralım diyorum. Herkese, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sayın hocalarımıza teşekkür ediyorum, emeği geçenlere. Dediğim gibi bu arada üniversiteniz, salonunuz gerçekten çok güzel. Cemile'yi hak ediyor hepsi. Hepinize başarılı eğitimler, başarılı sonuçlar diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sevgi dolu bir hayat diliyorum herkese inşallah. Hatice Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım'ın sunumunda öne çıkan başlıkları ben sizlerle paylaşmış olayım. Sevginin bir iksir olduğunu ve birlikte bir anlam kazandığını ifade ettiler. Evet. Sevginin kaynağının Allah olduğunu, dolayısıyla eşler arasındaki olması gereken Allah'ın lütfettiği meveddet ve rahmetin Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin bir yansıması olduğu, dolayısıyla çocuklara da ancak eşler arasında, anne baba arasındaki bu meveddet ve rahmetin intikal edeceği üzerinde durdular. Bu konuda da Karadeniz insanı ile ilgili, tabii ki Karadeniz'de icra edilen bir program olunca Karadeniz'den olmayanlar alınmasın. Yani zaten meveddet ve rahmetin kaynağı Allah olunca kim olursa olsun, ama Karadeniz insanının kendisine has bir yapısı var gerçekten. Çok çok
sıcakkanlı, çok efendim sevecen, ben örnek vereyim, cenazeden geliyordum 2 gün önce. Havaalanında bir kardeşimizle bir merhabalaştık sadece. Merhabalaşmadık, 40 yıllık dost olduk. Çayeli'nin bir köyünde. Dolayısıyla bu sevgi işte yöresel olarak Karadeniz'de biraz daha sempatiye dönüşüyor. Ve sevgi medeniyetinin mimarı olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asla onun örnekliğinin kaybedilmemesi gerektiğini ve onun aile hayatından güzel örneklerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleriyle, çocuklarıyla olan sevgi ilişkisini çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Ailenin fiziki bir birliktelik olmadığını, aile kurumunun sevgiyle inşa edileceğini ve korunmasının da ancak sevgiyle mümkün olduğunu ifade ettiler. Bu anlamda hane-i saadet dediğimiz ve bizim de düğünlerde sık sık ifade ettiğimiz Allah hane-i saadetin bir şubesi eylesin diyerek dua ettiğimiz her kurulan yeni ailenin bir hane-i saadet modelinin devamı olması gerektiğine vurgu yaptılar. Tabii içinde yaşadığımız toplumsal sıkıntılar içerisinde dizilerin bize empoze ettiği çarpık sevgilerin asla bu tür empozelere itibar edilmemesi gerektiğini ifade ettiler. Hakikaten şimdi aslında muhatap kitlemiz hep hanımefendilerden oluşuyor. Sevginin herhalde insanlar arasında taksimatında kadınların, annelerin çok ayrı bir yeri var, değil mi? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhameti anlatırken bile kuzusuyla ilişkisini, hayvanın ilişkisini anlatıyor. Ama bir taraftan da gerçekten bu dizilerin bize empozesi bizi hangi noktalara getiriyor? Bugünlerde değil belki sık sık duyar hale geldiğimiz, kendi evladını diri diri çöp konteynerlerine atan annelerin varlığı aile ortamında anne babadan alınması gereken sevginin ne denli önemli olduğunu bize anlatıyor. Aile düzenindeki, aile ortamındaki sevginin ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Efendim, son olarak hanımefendilerin böyle öteden beri kafalarına taktığı bir kısım şeyleri işte dırdır dediğimiz ama ben bizzat gördüğüm bir kabir taşını örnek vereyim, biraz da tebessüm edelim. İstanbul'da karı dırdırından ölen filancanın ruhuna diyerek adam kabir taşına bunu yazdırmış. Bizzat ben gördüm bunu. Efendim, tabii eğer sevgiye halel getirecekse, karşılıklı sevgiyi yaralayacaksa, işte o şeyler neyse, sevgiye halel getirecek şeyler neyse, bu konuda hanımefendilerin dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Tabii ki erkeklerin de elektronik tutkusu, bir taraftan maç tutkusunu da ben ilave edeyim, maç tutkusu, onların aile fertlerine göstereceği ilgi, alaka ve sevgiyi asla baskın çıkmaması gerekiyor. Sevgiye baskın çıkmaması gerekiyor. Geçen bir vesileyle ifade ettim. Anne babanın çocuğunu en iyi okulda okutması, en güzel dershanelere göndermesi, efendim en iyi hocanın önüne götürüp de en iyi hocada ilgilendirmesi değildir hedef. Hedef bu değildir. Anne babanın çocuklarına ayıracağı zaman çok önemlidir. Her çocuğuna ayıracağı zaman aynı zamanda sevgi aşısı demektir. Bu güzel sunumuyla ailede sevgi konusunda güzel örneklemelerle bir Müslüman ailenin nasıl olması gerektiği konusunda Hatice Hoca'nın bizleri bilgilendirdi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ve sözü yine aynı süre içerisinde sunumunu tamamlaması noktasında hatırlatmada bulunarak Hasan Küçük hocamıza bırakıyorum. Konusu ailede samimiyet. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Sayın Başkan, kıymetli misafirler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şimdi konuya hazırlanırken, samimiyet konusu hakikaten hepimizin çokça kullandığı ama baktım ki hakikaten anlatılması çok zor bir konu geldi bana. Hele hele Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerindeki bizleri de ilgilendiren, özellikle hocaları vesaire ilgilendiren kısımları görünce doğrusu epey bir bu samimiyet konusunu anlatmakta zorlanacağız ama Rabbim samimi bir şekilde bu konuyu izah edebilmeyi bana nasip etsin. Samimiyet, niyet her şeyden önce bir kalp eylemidir. Kalbin fiilidir. Nasıl vücudumuzun hareketleri varsa kalbin de bir hareketi vardır. Kalbin hareketine niyet diyoruz. Ve niyetimizde yapmış olduğumuz işlerde sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını ön plana koyduğumuz, masivayı çıkardığımız zaman da ihlas ortaya çıkmış oluyor. Yapmış olduğumuz işle niyetimiz örtüştüğü zaman, mutabık kaldığı zaman da işte ona biz samimiyet diyoruz. Samimiyetle ilgili, niyetle ilgili sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin meşhur niyet hadisi vardır. Mekke'den Medine'ye hicretten uzun uzun anlatmayacağım. Orada iki örnek vardır. Nedir? İki farklı insan Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Gönülde hicret, ikisi de hicrettir. Ama içine baktığımız zaman anlamını, niyet, birisini hicret, birisini de kupkuru bir yolculuğa yahut dünyalık bir metaya ya da dünyada karşılığı alınan bir duruma durumla sınırlandırır. Samimiyet yine yapmış olduğumuz işlere değer katar. Yine çok meşhur bildiğimiz bir hadis-i şerif. Hani alim vardır. Hayatının tamamını ilim tahsil etmek, ilmi anlatmakla geçirmiştir. Ama kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesaba çekildiğinde neticenin aslında öyle olmadığı ve o alim kimsenin dünyadayken niyet savrulmasından dolayı, niyet erozyonundan dolayı desinlere yapmış olduğu işleri kaptırdığını görüyoruz. Yine şehit olan kimsenin de yine cesaretli desinler, şecaatli desinler diye şehit olduğundan dolayı şehitlik mükafatını ahirette alamadığını görmekteyiz. Yine cömert kimselerin, hadis-i şerif o şekilde ifade ediyor ya, cömert kimselerin ene elleyi ve etrafenneha gece gündüz malını mülkünü infak eden kimselerin kıyamet gününde Rabbimiz tarafından hesaba çekildiğinde bakıyoruz ki yine ne cömert insanlar desinler diye dağıttığından dolayı yine orada hezyana uğradığı, kayba uğradığını görmekteyiz. Sakın samimiyet denilen şey bilmiyorum sözle ifade edilebilecek bir şey mi? Samimiyet, bir çiçeğin rengini ve kokusunu alırsanız çiçekten yahut çiçekten geriye ne kalır? Ya hayatın rengini ve kokusunu alırsanız. Yani samimiyet dediğimiz şey yapmış olduğumuz işlerin tadı, tuzu, rengi, kokusu. Hayatı sahici kılan, ona kendini ve kokusunu veren samimiyetin zorunlu olarak var olmasının gerektiği müessese de ve samimiyetin en çok yakıştığı müessese de hiç şüphesiz ailedir. Eşlerin, çocukların ve anne babanın birbirleriyle olan ilişkilerinin niteliğinden dolayı aile, insanların en yapmacıksız, en doğal halleriyle kendileri olarak var oldukları bir kurumdur. Yani dışarıda hepimiz farklı maskelerle, farklı rollerle bulunabiliriz ama ailemizin içerisinde biz son derece doğal halimizle bulunuruz.
bir gelinle damat evlenmeden önce ailesi onlarla ilgili bir araştırma yaparlar. Akrabayı talukatına, mahallesine vesaire sorarlar. Ne derler mahalledeki o kimseler? Evet, gelinse yahut damat adayıysa iyi adamdır, işine gücüne gider, samimidir, herkesle iyi geçirir derler. Ama bir şey koyarlar. Derler ki, evet öyledir ama aile yaşamını bilmiyoruz. Yani aile içerisinde anne babasına karşı yahut kardeşleriyle münasebetlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Oraya bir şerh koyarlar. Dolayısıyla aslında insanların aile içerisindeki durumları, halleri, onların samimiyetlerini dinle, diyanetle, ahlakla ilgili asıl kişiliklerini ortaya koyar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz din samimiyettir buyuruyor. Ed-dini en-nasiha. Kimin için samimiyettir? Limen gâle. Kimin için samimiyettir? Ya Resulallah diye sorduklarında gâle Allah. Allah için. Allah için samimiyet. Et-ta'zim li emrillah. Allah Celle Celaluhu'nun emrini yüceltmek için. Allah Celle Celaluhu'na itaatte, ibadette samimiyet. Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine getirmede samimiyet. Başka veli kitabı, Allah'ın kitabını okumada, onu öğrenmede, adeta bir adamın o nurlu mağarasında Kur'an-ı Kerim gönlümüze nazil oluyormuşçasına Kur'an-ı Kerim'e sarılmak, onu anlamaya, kavramaya çalışmak. Başka Resulüne karşı samimiyet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnek şahsiyetini, örnek kişiliğini ta 1400 sene evvelinden ortaya koymuş olduğu o müthiş prensipleri bugüne yansıtmak. Hayatımızın, ailemizin temel prensipleri haline getirmek. Başka ve müminlerin idarecilerine karşı. Müminlerin idarecileri iyi şeyler yapıyorlarsa çok samimi bir şekilde onların yapmış olduğu İyi işlere destek olmak. Başka yanlış yapıyorlarsa da yanlış yapıyorsunuz diye tavır belirleyebilmek. Başka kime karşı samimiyet? Bütün müminlere karşı. Mahallemizdeki komşumuza karşı, mahallemizin bakkalına karşı. Ama bütün yaratığa karşı samimiyet ama bunların hepsinden önce aile fertlerine karşı samimiyet önemli. Tabii ailede samimiyet dediğimiz zaman öncelikle eşler arasındaki samimiyet geliyor. Bu samimiyeti tesis eden en önemli unsurlardan biri Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de eşleri birbirlerinin göz aydınlığı ve örtüsü olarak görmesi. Her şeyle eşler birbirlerinin örtüsüdür. Eşler birbirlerinin gizliliklerini bilirler. Ayıplarını örterler. Güzelliklerini yüceltirler. Eşler birbirleri için göz aydınlığı ve huzurudur. Aralarında tesis edilen sevgi merhamet sayesinde, Yüce Rabbimizin vermiş olduğu sevgi merhamet sayesinde birbirlerinin eksiklerini tamamlarlar, kusurlarını, ayıplarını örterler. Yine Allah Celle Celaluhu'nun bir lütfu ile var edilen meveddet ve rahmet dediğimiz şey de ancak az önce hocamın da ifade ettiği gibi, güzel örneklerle açtığı gibi fedakarlıkla, karşılıklı fedakarlıkla artırılabilir. Muhabbet ve rahmet. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak ayet-i kerimede Es-Semzü'l-Mâlem Ey Rabbimiz buyuruyor. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Yani hem eşimizle aramızdaki meveddeti, rahmeti tesis edip geliştireceğiz. Bir taraftan da Yüce Rabbimiz
ayet-i kerimede bu samimiyeti, bu muhabbeti, bu karşılıklı rahmeti geliştirmenin yöntemiyle hem fiilen hem de dille, kalbiyle, duayla arttırmamız gerektiğini de bize öğretiyor. Samimiyetin en iyi şekilde hissedildiği aile yuvasında bu samimiyeti bozacak ya da bu samimiyeti zedeleyecek unsurlara karşı fevkalade dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlardan birkaç örneği vereceğim. Bir defa kişilerin, eşlerin birbirlerine karşı düşündüklerinin zıttı davranmaları. Samimiyetin en önemli düsturu, hepimizin bildiği gibi asırlardan beri dillerimize pelesenk olmuş, gönüllerimize yer etmiş olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözü: ya göründüğüm gibi ol, ya da olduğum gibi görün. Şimdi eşlere bakıyoruz. Evet, eşlerden birisinin bir hatası, bir kusuru var. Ama kendi kafasında daha önceden yerleşmiş olan bir ön yargı var. Diyor ki, eğer sen hatanı, kusurunu kabul edersen kendini ezdirmiş olursun. Kendini ezdirmiş olursun. Dolayısıyla kendini ezdirme. Mücadeleni yap. O senin burnunu sürtmesin, sen onun burnunu sürt. Tarzında bir anlayış. Yani bir başka ifadeyle kişilerin, bizlerin, eşlerin nefsinin avukatlığına soyulması. Ama samimi bir şekilde herkes hatasını, kusurunu anlasa ve çok net bir şekilde bunu muhatabına çok samimiyetle ifade etse, eşine bunu ifade etse, o iş orada telafi edilecek, regüle edilip artık sorun olmaktan çıkartılmış olacak. Ama inatlaştıkça aile müessesesine zarar veriliyor. Sonra yine aile içerisinde samimiyeti zedeleyen en önemli etkenlerden bir tanesi yapmacık davranmak. Yapmacık, samimi bir şekilde ilgi alaka göstermemek, sadece günü, işi kurtarmak için ilgi alaka göstermek. İlgi alaka gösterir gibi yapmak. Ve elde edeceği şeyi de muhatabının, eşinden elde edeceği şeyi de yine muhatabını aslında biraz eşini küçümseyerek, yine çevrelerin tepkiniyle olabilir, kendi iş dünyasındaki samimiyetsizlikle olabilir. Ne diyor? Sen eşini parmağın ucunda oynatırsın. Böyle anlayış. O da istediğini yaptırırsın. O anlayış devam ettiği müddetçe yine o yapmacıklık, o samimiyetsizlik aile müesseselerimizi bugün sıkıntıya, savrulmaya uğratıyor. Yine sıkça karşılaştığımız bir başka sorun, başka sıkıntı, eşlerin iş yaparken birbirlerinden gizli saklı işler yapmaları. Bu iyi de olabilir. Yani bunu görüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, ben iki okumuş eşin, ilahiyat tahsili görmüş ailenin çok güzel bir başlangıçla ailelerin devam ettirirken eşlerden birisinin gizli iş yapmasından dolayı aile müesseselerinin bittiğini biliyoruz. Ve buna şahit oluyoruz, duyuyoruz. Ne yapmış? İşte hanımefendi yahut beyefendi eşiyle istişare etmeden abisiyle, ablasıyla yahut yakın akrabasıyla daha çok kazanalım diye bir işe girmiş. Neticede kaybetmiş. Sonra bu aile müessesesinin sonlanmasına varmış. Bu çok samimi bir şekilde, çok iyi niyetlerle bir iş girişseniz bile neticesinde böyle hakikaten üzücü bir sonuç ortaya çıkabilir. Dolayısıyla eşlerin de buna çok dikkat etmeleri gerekir. Asıl öncelikle eşlerin birbirleriyle istişare etmeleri gerekir. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyesi budur. Yine aile müessesesine en büyük
zarar veren davranışlardan bir tanesi de yalandır. Yalan. Yani bu yalanın pembesi olur, yahut koyusu olur, yahut flosu olur. Ama yalan yalandır. Baktığımız zaman eşlerin karşılıklı itibarını, birbirlerine karşı itibarını kaybettiren en önemli sebeplerden bir, davranışlardan bir tanesidir yalan. Yalanda nifak vardır. Efendimizin ifadesiyle. Şimdi tabii bu çok yalan eşler arasında zaman zaman sıkça başvurulabilen bir şey olabiliyor. Yani günü kurtarmak, o anı kurtarmak için yalana başvurulabiliyor. Malumunuz bununla ilgili bizim hocamızın, Nasrettin hocamızın çok güzel bir örneği var. Hani hocamız güzel bir yahni çorbası içmek ister, 2 kilo et alır, eve getirir. Hanım der, akşama şöyle güzel bir yahni, bol yağlı bir yahni çorbası yap da içelim der. Ve işine koyulur. Tabii büyük bir ümitle akşamı beklemektedir. Akşam sofrasına oturduğunda önüne tarhana çorbası gelir. Tabii hoca şaşırır. Hanımefendi gündüz konu komşuyla toplanmışlardır. O hoca efendine almış olduğu eti güzel yemişlerdir. Hanımefendi, hoca tabii biraz canı sıkılır bu işe. Hanım ne oldu bizim yahni deyince, eti der, kedi yedi. Hoca yutar mı bunu? Hemen kediyi tutar, şöyle bir tartar, kedi 2 okka gelir. 2 kilo gelir. Hocanın almış olduğu et de 2 kilodur. Ya hanım, bu etse kedi nerede? Bu kedi ise et nerede der. Dolayısıyla yalancının mumu yastığa kadar bile yanmaz. Yani eşler arasında ne olmuş oldu? Bir itibar zedelenmesi oldu. Ya bu bir örnektir. O yüzden eşlerin birbirlerine karşı samimiyetle, yalana kaçmadan hiç yalan söylemeden bu samimi ilişkilerini devam ettirme gayreti içerisinde bulunmaları gerekir. Yine ilişkilerimize zarar veren başka bir önemli konu, gereksiz ve şüpheli sorular. Eşler birbirini kıskanmalı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyor, öyle buyuruyor. Eğer kıskanmazsa, kıskanmayan insana Efendimiz onu lanet diyor. Eşler birbirini kıskanmalı. Kıskanmak da sevginin, saygının, hürmetin bir gereğidir. Ama öbür tarafından eşler birbirine karşı tecessüs etmemeli. Şimdi efendi sabahtan akşama kadar yorulmuş, gelmiş. Akşam hanımefendi hemen beyefendinin telefonunu alıyor. Kimleri aradı, kimlerle konuştu, ne yaptı, kimlerle bağlantı kurdu. Hemen kontrol ediyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Eşlerin birbirine karşı samimi davranmaları noktasında o samimiyeti yiyen, aileyi adeta bitiren bir durum bu. Evet. Erkek ne yapıyor? Erkek de çok tecessüs sahibi birisi ise, erkek de aynı şekilde hemen karısının çantasını karıştırıyor. İşte efendim yapmış olduğu alışverişlerin dekontlarına, şunlara, fişlerine vesaire bakmaya çalışıyor. Bu da hanımefendiyi zedeliyor. Dolayısıyla bu noktada da eşlerin birbirine tam bir güven, tam bir itimat içerisinde olmaları gerekiyor ve bu noktaya, en başından bu noktaya eşlerin birbirini getirmemesi gerekiyor. Şimdi başka bir durumda eşlerin birbirlerine karşı sert ve emredici bir üslupla hitap etmeleri. Bu da çok ciddi sıkıntı. Şimdi yine çevremizden örnek verecek olursak, bakıyorsunuz, hocamızda olabiliyor bu. Çevresine karşı, cemaatine karşı böyle çok samimi, çok tatlı dilli, güler yüzlü, onların gönlünü almak için canla başla uğraşıyor. Ama öbür taraftan ailesiyle ilişkilerine baktığımız zaman aile ilişkilerinde bunu tam göremiyoruz. Yani eşiyle ilişkilerine baktığımız zaman bunu göremiyoruz. Çocuklarıyla ilişkilerine baktığımız zaman tam bir cedarlık kesiliyor. İşte bu da
samimiyetsizliğin aileyi bitiren önemli etkenlerden, sıkıntılardan bir tanesi. Ve eşlerin yine kendi istek ve arzuları için birbirlerinin zorla onaylarını almaya çalışmaları da ayrı bir sıkıntı. Bir olayla sözüme son vermek istiyorum. Babamın anlatmış olduğu bir olay. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adeta yaşamış olduğu olayı da örnekleyen bir olay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum haliniz hem sevgi hem samimiyet ifade etmesi açısından önemli bir olay. Ya Ayşe diyor, ben senin bana kızdığın zamanı bilirim diyor. Nasıl bilirsin ya Resulallah deyince Hazreti Ayşe annemiz diyor ki sen bana kızdığın zaman İbrahim Rabbine andolsun gidersin. Eğer bana kızmadıysan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine andolsun diye hitap edersin. Orada diyor ki Ayşe annemiz de ya Resulallah diyor ben senin diyor ismini diyor söylemem ama diyor sevgin, muhabbetin her daim diyor gönlümdedir diyor. Ben seni asla unutmam diyor. Şimdi bir başka babamın anlatmış olduğu bir örnek. Önemli olduğu için paylaşmak isterim doğrusu. 90 küsur yaşlarında iki nine, hani ömür dediğiniz diye bir şey vardır, TRT'nin bir belgeseli vardır. Çok etkili bir belgesel doğrusu. Babam anlattı, 90 küsur yaşında yaklaşık 60 seneyi aşkın bir hayat sürmüşler. Bir nineyle dede, babam ziyaret ediyor. Nasılsın diyor, hal hatır ediyor ama nine yok. Nine yanında yok. Amca çok şükür diyor, babam da hocadır, çok şükür hocam diyor, Allah razı olsun. Halimden şikayetçi değilim diyor, evlatlarım bakıyor, yediriyor, içiriyor diyor. Ama diyor çok mahzunum diyor, çok hüzünlüyüm diyor, biz diyor eşimle diyor, yaklaşık diyor işte 60 seneden fazla evli kaldık diyor. Şimdi diyor eşim diğer çocuğun yanında diyor, ben de diyor bu çocuğun yanındayım, onunla görüşmek istiyorum diyor, onu çok özledim diyor ve ağlıyor. Tabii babam birazcık daha onu hem teskin ediyor, hem de tamam eşinle seni buluştururuz, görüştürürüz diye teskin ediyor. Nedir diyor bunun sırrı? Yani bu kadar uzun süre mutlu, samimi bir evlilik yaşamanızın sırrı nedir diye sorunca, ya hocam diyor, biz diyor, birbirimizi diyor çok iyi tanırız. Birbirimizin huyunu, suyunu çok iyi tanırız. Ben diyor bakarım. Şimdi hanım diyor, bakarım evde kızgın diyor. Artık diyor hanımın yanına yaklaşılmaz. Ama diyor ben hanımın kızgınlığını nasıl anlarım diyor. Ben Mersinliyim. Orada fistan giyerdi hanımlar. Fistanın eteğinin diyor bir ucundan alır. Kuşağına diyor takardı diyor. Anlardım ki hanımın yanına uğramamak lazım. Ya hanıma yaklaşırsak yanarız. Öyle diyor. Hanım da diyor, benim kızgınlığımı anar, beni kontrol ederdi. Ben de diyor, farkında olmadan canım sıkılınca ayağımı yere vurmuşum diyor. Hanım diyor, tövbe benim yanıma yaklaşmazdı diyor. Tabii eşlerin hakikaten birbirinin huyunu, suyunu çok iyi bilmesi ve sevgili Peygamberimizin, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o örnek hayatlarından örnekler alarak hayatımıza yansıtıp ve bir uzun, samimi bir aile hayatı sürdürmemiz icap ediyor. Rabbim hepimize samimi bir evlilik hayatı sürdürebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ve evlilik temellerini de, bekar olan kardeşlerimizin de evlilik temellerini de sevgi ve samimiyet, saygı temelleri üzerinde kurup ve bir ömür boyu hep beraber samimi bir şekilde cenneti kazanabilecek, cennette de o evliliklerin devam ettirecek müesseseler kurabilmeyi nasip eylesin. Teşekkür ediyorum. Kalbi bir özellik olduğunu, bu yardımlar hakikaten işte geçmiş.
gayet niyette samimiyet varsa, niyette Allah'ın rızasını gözetme var ise biz buna ihlas diyoruz. Diyerek bağladılar. Hakikat böyledir. Niyet samimi olur. Eylem olmazsa o niyet insana o niyet bir şey değilse onun sevabını kazandırır ama niyet bozuk olur ise yapmış olduğu amel ne olursa olsun o ameli boşa çıkarır o bozuk niyet. Bununla ilgili örnekler verdiler. Samimiyetin en güzel uygulama alanının aile olması gerektiğini, din samimiyettir hadisi doğrultusunda işte bu hadisi şerifin ailedeki yansımalarının nasıl olması gerektiğini ifade ettiler, izah ettiler. Eşler arası samimiyet ya da aile içi samimiyet noktasında şu hususların çok önemli olduğu üzerinde durdular. Birinci olarak dürüstlük çok önemli bir yer tutuyor. Samimiyetin ön şartı dürüstlüktür. Eşler arasında, aile içerisindeki fertler arasında dürüstlük olmazsa olmazdır. Eğer dürüstlük olmazsa samimiyet olmaz. Yapmacık davranışlar içerisinde olmamalı aile fertleri, eşler, kendilerine karşı ve tabii ki çocuklarına karşı. Bu da samimiyeti yok eder. Aile içindeki gizli kapaklı işler, planlama ister erkek tarafından ister kadın tarafından. Bu da samimiyeti berhava eden davranışlardan bir tanesidir. Ailede yalan olmamalı dediler. Eşlerin birbirini kıskanmaları güzeldir ama bu karşılıklı güven güven ortamının zedelenmesine, tecessüsün ortaya çıkmasına sebep olacaksa bu kıskanalım derken farklı bir kısım hatalara, günahlara bizi sevk edebilir. Eşler birbirine sert, emredici olmamalı, nazik olmalı ve bununla ilgili bir örnekle bağladılar Hasan Bey Hocam. Çok teşekkür ediyoruz.